Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Hatice Hocanız, biyoloji öğretmeniyim. Bugün sizlerle 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasıyla birlikteyiz. Şimdi ilk olarak doğru yanlış sorularından başlayalım hep birlikte. Bir, mitoz bölünme N yani haploid, diploid ve triploid yani 3N kromozomlu hücrelerde görülebilir diyor. Evet görülebilir çünkü bu vücut hücrelerinde genellikle görülür. Bu N de olabilir, 2N de olabilir, 3N de olabilir arkadaşlar. Doğru bir cümledir. Kromozomların en net görüldüğü evre profazdır. Şimdi profazda kromozomlar belirginleşmeye başlıyor ama arkasındaki evrede yani metafazda en net görüldüğü evre diyebiliriz. Bu yanlış bir ifadedir. Rejenerasyon doku, organ, organizma düzeyinde olabilir. Evet yenilenme doku düzeyinde, organ düzeyinde ya da organizma düzeyinde olabilir. Doğrudur. Bölünerek üreme prokaryot canlılarda ve çok hücreli canlılarda görülür. Bölünerek üreme genellikle tek hücreli canlılarda görülen bir üreme tipidir. Prokaryotlarda ya da ökaryotların da tek hücrelerinde görülür. O yüzden çok hücrelerde olmadığı için yanlış bir cümledir. Mayoz sonucu oluşan bir hücre. Tekrar mayoz geçiremez. Doğrudur. Mayoz bölünme sonucunda N kromozomlu hücreler oluşur. Ve N arkasından tekrar N bölü 2 gibi bir hücremiz yoktur çünkü. Doğrudur. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Şimdi mitoz bölünmede oluşan yavru hücreler ata hücrelerle aynı kalısal özelliğe sahiptir. Çünkü kalısal çeşitlilik görülmüyordu. Farklıdır diyemeyiz. Yanlış bir ifade. Hücre bölünmesiyle hücrelerin yüzey hacim oranı azaltılır. Şimdi hücre bölünmesinin nedeni de birim hacme düşen yüzey miktarını arttırmaktır. Ve dolayısıyla yüzey hacim oranını arttırmak için bölünme gerçekleşir. Bu azaltılır demesi yanlış bir ifade. Karakterleri etki eden alel genler aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa bunlara bağlı gen diyoruz. Yani aynı kromozom üzerinde kalmış ayrılamamış genler bunlar bağlı gen olarak ifade edilir. Doğrudur. Al yuvarlarında RH antijeni taşıyan bir bireyin fenotipi RH pozitiftir. Yani RH antijeni taşıyorsa kısacası ne yapıyorduk? RH pozitif diyorduk. RH antijeni taşımıyorsa RH negatif diyorduk. Bu da doğru bir ifadedir. Renk körü bir annenin olabilecek bütün erkek çocukları renk körüdür. Çünkü renk körü anneyi biz nasıl gösteriyorduk? İki tane X kromozom üzerinde küçük R harfiyle gösteriyorduk. Anne erkek çocuğuna X kromozomunu verdiği için bu hastalık genini kesinlikle aktaracak. Y kromozomu da erkek çocuğuna babadan gelecek çünkü. O zaman anne renk körüyse bütün erkek çocukları da %100 renk körüdür diyebiliriz. Doğru bir ifadedir. Evet şimdi boşlukları dolduralım uygun olan kelimelerle. İkinci kısma geçelim. Mendel yasaları genler bağımsız ise gerçekleşir. Çünkü genleri sürekli olarak bağımsız olarak düşünerekten kalıtının kanunlarını ortaya çıkarmış. Yani çok alelli bilmiyor, eksik baskınlık, eş baskınlık bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Daha o zamanlarda bilinmiyor. Sadece genleri bağımsız olarak kabul ediyor. İki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama denir. Cinsiyeti belirleyen kromozomlara eşey kromozomları ya da gonozom olarak da adlandırılır. Şimdi kan uyuşmazlığından bahsediyor dördüncü soru. Kan uyuşmazlığında şart neydi arkadaşlar? RH'a bakıyorduk. Annenin RH negatif, babanın RH pozitif olması durumunda çocuk da RH pozitif olacaktı. Anne ile fetüs arasında yani çocuğunu taşırken aralarındaki bu RH bakımından ilişki anne eksi çocuk artıysa kan uyuşmazlığını doğuruyordu. Bir hücrede olayının gerçekleşmesi hücrenin bölüneceğini kanıttır. Şimdi hücre bölünmesinin kanıtı nedir arkadaşlar? DNA sentezidir. Yani replikasyon olursa bu hücre bölünecektir anlamında bir cümle kullanabiliriz. Mitoz bölünmenin evresinde ve mayoz bölünmenin hangi evresinde? Diyor ki hücrenin kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Şimdi böyle bir cümle karşımıza çıktığı zaman neyi düşüneceğiz? Kromatit ayrılmasını. Yani kardeş kromatitler ayrılırken ya da sentromerlerinden ayrılıyorsa kromozomlar kesinlikle o hücre için, o aşama için hücrenin kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Yani mitoz bölünmenin anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrılır.
Mayoz bölünmenin ise ana faz 2 evresinde, yani mayozun ikinci evresinde kardeş kromatitler ayrıldığı için ya da sentromer ayrılması da diyebiliyorduk. Burada geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkar diyoruz. 7. soru. Gelişmişlik arttıkça canlının rejenerasyon yeteneğinde, yani rejenerasyonla üreme yeteneğinde azalma olur. Yani bizlerde rejenerasyon var ama organizma düzeyinde olarak vermiyoruz. Yani bizlerdeki rejenerasyon doku düzeyinde gerçekleşir. O yüzden rejenerasyonla üreme yeteneği canlı geliştikçe azalmaya başlar. Mitoz bölünmede çekirdek bir defa, mayoz bölünmede iki defa bölünür arkadaşlar. Mayoz 2 başlangıcında ne gerçekleşmez? Yani o hazırlık aşaması bir daha olmaz mayoz 1 mayoz 2 arasında. Yani DNA sentezi gerçekleşmez. Ya da interfaz diyebilirsiniz. Eşeyli üreyen canlılarda görülen mayoz bölünme ve döllenme olayları neyi arttırıyor? Kalıtsal çeşitliliğin artmasına sebep oluyor. Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi hücrelerin boğumlanması ile gerçekleşirken bitki hücrelerinde ara plak oluşmasıyla gerçekleşir ya da hücre plağı gerçekleşir, burada oluşumuyla meydana geliyor. Tetrat sayısı mayoz geçiren hücrenin, mayoz geçiren ana hücrenin diyelim, neyine eşittir? Burada mesela biz tetrat sayısı haploid kromozom sayısına, yani N kromozom sayısına eşittir diyebiliriz. Mesela örnek olarak şöyle söyleyelim. Mayoz geçiren bir hücrede 10 tane tetrat oluştu diyorsa size, hemen yapıştırın orada N eşittir 10, 2N eşittir 20'ymiş bu hücrenin ana hücresi. Bunları kısa yoldan bulabilirsiniz. Evet, devam edelim. Hücre döngüsü nelerden oluşur? Şimdi hücre döngüsü bir hazırlık evresi vardı. Bir de bölünme evresi vardı. Yani burada interfaz dediğimiz hazırlık evresiyle başlıyoruz. Bu bölünme evresi dediğimizde karyokinez, yani çekirdek bölünmesi ve sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesi kısımlarından oluşur. Döllenme ile oluşan yeni canlıya taşınan genlerin tamamına genotip olarak isimlendiriyoruz. Canlının bir karakterini etkileyen allel gen sayısının 2'den fazla olmasına çok allellik olarak da söyleyebiliriz. DNA ve proteinden oluşan ve kalıtsal bilgileri taşıyan yapılara kromozom denir. Bizimle ilgili genleri taşır. Hatta DNA artı histon proteinlerinden oluştuğu için nükleoprotein yapılıdır da diyebiliriz. Bir bireyin kendi genotipindeki bir birey ile çaprazlanmasına kendileştirme, yani bu ne demektir? Diyelim ki genotipi şu şekilde yazdım. Çarpı kendileştirme yapacaksam yine aynısını büyük A küçük A, büyük B küçük B olarak yazdığım takdirde bu kendileştirmedir. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimine crossing over denir. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında, daha doğrusu kromozomların şekil ve sayı olarak en net görüldüğü hücre bölünme evresi, az önce de söyledik, metafaz evresi artık tamamen belirginleşmiştir. Artık kromozom sayma evresi de metafazdır. Bir anneden diğeri babadan gelen aynı özelliğe ait genleri taşıyan kromozom çiftlerine homolog kromozom denir. Bu homolog kromozomlar birlikte ise diploid kromozoma sahiptir. Ama homolog kromozomlardan sadece birer tanesini taşıyorsa hücre, bu da haploid bir hücreye aittir. Burada da bunu hatırlamış olalım. Evet, şimdi geldik. Boşluk doldurmaları da geçtik. Sorularımıza başlayalım. Bir amip hücresinin ikiye bölünmesiyle oluşan yeni hücrelerde. Şimdi ikiye bölünme eşeğist üremeye ait bir bölümdür. Burada hangilerinin aynı olacağı kesindir diyor. Şimdi ikiye bölünme ile sitoplazma miktarları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Kesin değil. Organel sayıları, şimdi diyelim ki amipte işte mitokondri var.
İki amipte de mitokondri olacak ama birinde iki tane, diğerinde üç tane olabilir. Ama çeşit olarak mitokondri ikisinde de olacak mı? Olacak. Ama sayı bakımından farklılık taşıyabilir. Sitoplazma miktarı gibi düşünebiliriz. Bunu da eledik. Organel çeşitleri. Evet, az önce ne dedik? İkisinde de mitokondri olacak. İkisinde de ribozom olacak. O zaman organel çeşitleri kesinlikle aynı olmak zorunda. DNA nükleotit dizilimleri. Şimdi burada kalıtsal çeşitlilik var mı bu üreme tipinde? Yok. O zaman DNA nükleotit dizilimleri de aynı kalacak. DNA miktarları da tıpatıp aynısı olacak. İki yavru amipte de aynı DNA'ya sahiptir. Ağırlık bakımından, her şey bakımından. O yüzden cevabımız 3, 4 ve 5 olarak yapalım. Böbrek hücrelerindeki kromozom sayısı. İki anneşte 28 olan bir memelinin. Şimdi böbrek hücresi nasıl bir hücre? Vücut hücresi. Ve 2 en kromozoma sahip, 2 en eşittir 28 dedik. Oluşturacağı zigotun otozom sayısı kaçtır? Şimdi bu zigot döllenme sonucu oluşacak, biliyorsunuz. Yine 28 vereceğiz. 28 eğer bu dişi ise zigot, 2 en eşittir 26 artı 26 tane vücut kromozomu, 2 tane de XX yazdığımızda da eşey kromozomuna sahiptir. Ama otozom dediğimizde 26 diyeceğiz. Eğer erkekse yine 2 en eşittir 26 artı XY şeklinde gonozomları da yazdığımızda 26'lar otozom, XX ve XY'ler de gonozom, eşey kromozomları olarak gösterelim. O zaman A şıkkı 26 olacak. Oluşturacağı gametlerin kromozom formülü nedir? Şimdi eğer dişiye ait bir gametse 23, 2 en'in yarısı, pardon, en diyelim, 26'nın yarısı 13, 2 tane x'in yarısı x diyelim. Bu dişinin oluşturacağı gametler. Ama erkeğin oluşturacağı gametler en eşittir 26'nın yarısı 13 dedik, artı. Şimdi bazı spermlere x gider, bazılarına da y gider. O yüzden erkek ise gonozom çeşitleri farklılık taşıyabilir. Kromozom formülü de böyle olacak. Deri hücrelerindeki kromozom sayısı. Şimdi deri hücreleri yine böbrek hücreleri gibi vücut hücresidir. O yüzden 2 en eşittir 28 aynı şekilde bulunur diyelim. Evet, 5. sorumuz. Bir şekil sorusu. Karşınıza sürekli gelecek böyle şekiller. Şimdi bu mitoz bölünme aşamalarına aitmiş. Hangi evrede olduklarını ve kromozom sayılarını yazınız. Yani hangi kromozoma sahip olabilir bunlar? Onları tahmin edeceğiz. Şimdi ilk şekilden başlayalım. Ekvatoral düzlemde ne olmuş? 3 tane kromozom dizilmiş. Bu metafaz evresidir, biliyorsunuz. Mitozun en eşittir 3 kromozomlu bir hücrenin metafazıdır. Diploid olamaz çünkü 2 en eşittir 3 kromozom diyemem. Neden diyemem? Çünkü 2 en diyebilmem için homolog kromozomların birlikte olduğunu savunuyorum demektir. Ama şimdi bu, diyelim ki sıralanan iki tane kromozom birbirinin homoloğu. E bu tek kaldı. O zaman iki en deme şansım yok. Bu olamaz. En eşittir 3 kromozomlu bir hücrenin metafazına ait olabilir ancak. Şimdi bu şekle baktığımızda, ikinci şekilde kardeş kromatitler ayrılıyor. Hangi evrede kardeş kromatitler ayrılıyordu? Anafaz evresinde. Şimdi anafaz evresinde sonra telofaz ve sitokinezde böyle iki yavru hücreye ayrılacak. E kromozom sayısı 1 olacak. Mitozda kromozom sayısı değişmiyordu. O zaman en eşittir 1 kromozomlu hücrenin neyine aittir? Anafazına aittir ve bu evrede zaten geçici olarak kaç tane kromozom sayacağız? 2 tane. Geçici olarak bu evrede 2 tane sayıyoruz. Ama en baştaki mitoz geçiren hücresi en eşittir 1 kromozoma sahiptir. 3. şekle geldik. Şimdi 3. şekle baktığımızda buradaki, bakın, sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyor. Nerede iyi iplikler oluşmaya başlıyor yavaş yavaş? Profaz aşamasında. Şimdi bu profaz aşamasında olan bir hücreye aittir. Şimdi iki tane kromozom görüyoruz. En eşittir iki kromozomlu bir hücreye de sahip olabilir bu. Mesela bu homologlardan tek tek olduğunu düşünebiliriz. Ya da bunların birlikte bir takım olduğunu da düşünürsek, bilmiyoruz çünkü, 2 en eşittir 2 kromozoma ait olan bir hücrenin profazı da olabilir. Geldik son şekle. Şimdi son şekilde
kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla, yani çekirdek içeriği ayrılmış, bakın çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlamış. Ve çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlıyorsa kimin tersiydi bu? Profazın tam tersi. Ve bu evre, profazın tersi olan evrede telofaz evresidir. Telofazın arkasından zaten bu evre gerçekleşirken stokinez de başlamıştır. Yavaş yavaş içeriği ayırmaya da başlayacak. Şimdi bu evredeyken zaten 4 kromozom sayıyorsunuz. Ama bunun başlangıcındaki mitoz geçiren hücresi kaç kromozomluymuş? N eşittir 2 de olabilir. 2N eşittir 2 de olabilir arkadaşlar. O yüzden 2 kromozomlu bir hücrenin telofazına aittir. Ama şu anki aşamada 4 kromozom sayıyorsunuz. Çünkü anafazın arkasından telofaz da oluyor. Hala geçici olarak 2 kat diye sayıyoruz. Sonra sitokinezle bunlar tamamen ayrılacak. 2 kromozom, 2 kromozom olarak ayrılacak. Ve başlangıçtaki hücrede 2 kromozomluydu zaten. Evet, 6. soruya geldik. Şimdi 6. soru, yukarıdaki mitoz bölümünde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Bu olayları bitki ve hayvan hücreleriyle ilgili Venn diyagramındaki uygun yerlere yerleştiriniz diyor. Şimdi bitki hücresinde, hayvan hücresinde ya da ortak gerçekleşenleri bulalım. Ara lamel oluşumu, ara plak, hücre plağı kimdeydi? Bitki hücresindeydi. Replikasyon, yani DNA sentezi, hem bitki hücresinde var hem de hayvan hücresinde gerçekleşir interfaz aşamasında. Yani hazırlık aşamasında. Çekirdek bölünmesi, bitki hücresinde de çekirdek bölünecek, hayvan hücresinde de bölünecek. Diğer adı da karyokinezdi. Hatırlayın, C de ortada, kesişim bölgesinde. Sentriol eşlenmesi, yani sentriollerin eşlenmesi sentrozom organeline aitti. O bizim hani şöyle yaptığımız, iyi ipliklerinin oluşumu için şöyle çarpı şeklinde verdiğimiz sentrozomlar şöyle ifadelerdir. Şu çizgi bir sentriol, diğeri de bir sentriol. İki sentriolden oluşan bir sentrozomdur. Bunlar birbirine eşleyerek sentrozom iki katına çıkıyor. Yani sentrioller eşleniyor. Ve kime aittir sentrozom? Hayvan hücresine aittir. D'yi de buraya koyduk. Boğumlanma şeklinde sitokinezin gerçekleşmesi hayvan hücrelerine aitti. Bitki hücresi boğumlanamaz çünkü zarın dışında hücre çeperi taşır. O yüzden sadece hayvan hücresine aittir. Evet, şimdi bir tablomuz var. Özellikler var. Mitozda, mayoz 1'de, mayoz 2'de gerçekleşenleri bir var yok olarak yazalım. Artı eksi şeklinde. Şimdi kardeş kromatit ayrılması. Nerede oluyordu? Anafaz evresinde. Mitozun anafazında, bir de mayozun da ikinci evresinde, anafaz 2 evresinde. O zaman mitozda var. Bir de mayoz 2 evresinde var. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılıyor çünkü. İyi ipliklerinin oluşması mitozda var. Mayoz 1'de de var. Mayoz 2'de de var. Çünkü kromozomların tutulması gerekiyor iyi iplikleriyle. Crossing over. Bu parça değişimi demekti. Mitozda yok. Oluyorsa, yani kesin bir ifade olacak diye bir şey söylemiyoruz crossing over'la. Ama oluyorsa nerede gerçekleşiyor? Mayoz 1 aşamasında. Mayoz 2'de olmuyor. Sentromerlerin ayrılması, yani sentromer ayrılması, hemen şöyle hatırlayalım. Neydi arkadaşlar sentromer? Şu göbek noktasından ayrılma, yani kardeş kromatitlerin ayrılması demekti sentromer ayrılması. O zaman kardeş kromatit ayrılmasının olduğu yerde sentromer ayrılması da vardır, aynı şeydir. Mitozda ayrılır. Bir de mayoz 2'de ayrılır, mayoz 1'de ayrılmaz. Tetrat oluşumu. Yani iki kromozomun birleşerek oluşturduğu yapı, 4 kromatitten oluşan yapıdır. Bu mitozda yok. Tetratları biz mayoz bölümünde görüyoruz ama mayoz 1'e ait bir oluşumdur. Mayoz 2'de görmüyoruz. Kromozomların ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilmesi. Şimdi ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilmesi metafaz evresine ait. Mitozda homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde yan yana dizilir. Burada eğer çiftler varsa ya da tekler varsa yan yana dizilerek sıralanır. O zaman mitozda var. Ama mayoz 1'de çift sıra halinde homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilirler. Burada tek sıra görüntü yok. Mayoz 2'de artık homolog kromozomlar ayrılacağı için mayoz 2'deki metafaz aşamasında tek sıraya düşüyor. O yüzden mayoz 2'de de tek sıra halinde diziliş vardır. 8. soru. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin.
Şimdi A, B, C şıklarına göre bazı evreleri çizmemizi istiyorlar. Şimdi mitoza aitse eğer hangi evreyi istiyormuş? Anafaz evrelerini istiyormuş. Şimdi 4 kromozom kardeş kromatitlerine ayrılacak. Hemen mitozdaki 4 kromozomlu hücrenin anafazını şöyle çizelim. Hatta bakın sentromerlerinden ayırdık. Geçici olarak da kromozom sayısı 2 katına çıktı. Gördüğünüz gibi 8 tane yapı sayıyoruz. Mayoz 1'e aitse, şimdi mayoz 1'de ikişer ikişer, yani homolog kromozomlar ne yapacak? Sarılacak, tetratları oluşturacak. Ve tetratları oluşturacağı için ilk başta 4 kromozom şöyle ikili ikili birleştiğini düşünün. Sonra bu ikili ikili çift sıra halinde şöyle ekvatoral düzlemde metafazda dizilecekler. Ama anafaz bir evresinde ne yapacaklar mayoz 1'in? Homolog kromozomlar bu şekilde birbirinden ayrılacak. O yüzden görüntü şu şekilde olacak. Peki mayoz 2'sine aitse nasıl çizmemiz gerekiyor? Şimdi ortadaki şekil mayoz 1'e aitse ben mayoz 1'in sonunda İki tane hücrenin oluştuğunu buradan görürüm. O zaman mayoz 2'nin yani anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrılacağı için yani buradaki kromozomları birbirinden ayırmam lazım. Onun bir tane hücresinde şöyle kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış olacak. Yani şunu da düşünebilirsiniz. Şu anki aşamada 4 kromozom görünüyor ama mayoz 2 sonunda 2 kromozoma düşmüş olan yavru hücreler. Bundan bir tane daha olmuş olacak. 4 tane 2 kromozomlu yavru hücrenin oluştuğunu görebilirsiniz. O yüzden evreleri eğer kestiremiyorsanız, hangi evrede kaç kromozom nasıl çizmem gerektiğini diye düşünemiyorsanız, hatta ortadaki şekilden yola çıkarak bakın ben ona göre son şekli çizdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz, yardımcı olur. Evet, geldik diğer soruya. Şimdi mayoz bölünmenin 5 tane şeklini verdik. Burada yukarıda verilen şekillerin gerçekleşme sırası nasıldır diyoruz. Ama mayoz bölünmeye ait olduğunu unutmuyoruz. Şimdi birinci şekle baktığımızda homolog kromozomlar çiftler halinde, yani çift sıra halinde ekvatoral düzlemde dizilmiş mi? Dizilmiş. O zaman bu birinci evreye ait. Yani metafazın birincisine. Metafaz 1 diye yazalım. Önce evreleri yazalım. Sonra gerçekleşme sırasına göre sıralarız. Şimdi ikinci evreye baktım. Kardeş kromatitler ayrılmış. Kardeş kromatitler nerede ayrılıyor? Mayozun ikinci evresinde. Yani anafaz 2 evresinde. Üçüncü şekle baktım. İplikleri yeni oluşuyor. Ve 6 tane başlangıçta kromozom sayısı var. Yani şimdi diğer şekillere de baktığımızda anafaz 2'de bunun sonucunda 3 kromozomlu yavru hücre oluşacağına göre bunun ana hücresi 6 kromozomluymuş. Demek ki 3. şekil en baştaki. Yani profaz 1'e aittir. İplikleri yeni oluşuyor. 4. evreye baktım. Şimdi bu içeriğin etrafına, kromozomların etrafına çekirdek zarı tekrar oluşuyor. Yani telofoza ait bir evre. Ama kardeş kromatitlerine ayrılmadığını görüyorsanız, yani böyle çiçek şekillerini görüyorsanız, telofaz 1'e ait bir evredir. Ama burada da bakın 4 ve 5 ikisi de telofaz evresi. Ama 5'tekine bakın, kardeş kromatitler etrafı çekirdek zarıyla çevrilmiş. O zaman bu da nereye aittir? Telofaz 2 evresine aittir. Mayoz 2'nin son evrelerinden. Şimdi bunları sıraladığımızda ilk olarak birincilerden başlıyoruz. 3 ile başladık. Çünkü profaz 1. Arkasından metafaz 1, yani birinci evre. Ondan sonra 4. evre telofaz 1. Birinci evreyi bitirdik. Sonra ikincilere geçelim. 2 ile anafaz 2 ile devam ediyoruz. Sonra 5 telofaz 2 ile devam edip bu sıralamayı da bu şekilde yapabiliriz. Evet, diğer sorumuza geçtik. Şimdi yukarıda mayoz bölünmeye ait olaylar verilmiştir diyor. Buna göre bu olayların gerçekleştiği evreleri yazınız. Az önce yaptığımız gibi bu sefer sözel olarak ifade edilmiş. Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız. Yani bir önceki sorunun bir diğer versiyonu. Bu şekilde de karşımıza gelebilir. Şimdi haploid kromozomlu iki hücre oluşumu. Şimdi mayoz 1'in sonunda
2 tane yavru hücre oluşuyor. Mayoz ekinin sonucunda 4 yavru hücre oluşuyor. O zaman haploid kromozomlu 2 hücre oluşumu mayoz 1'in sonunda, yani sitokinez 1 aşamasıyla 2 yavru hücre oluşur. Homolog kromozomların ayrılması. Şimdi homolog kromozomları biz mayoz 1'de ayırırız. Kardeş kromatitleri ikinci evrede ayırırız. Homolog kromozomların da ayrılması anafaz bir evresi. Kromozomların ekvatoral düzlemde çift sıra halinde dizilmesi. Çift sıra nereye aitti? Mayoz 1'e aitti. Hatta metafaz 1 demiştik. Homolog kromozomlar çift sıra halinde diziliyor. Tetrat oluşumu. Şimdi ikili kucaklaşarak iki kromozomun oluşturduğu yapıya tetrat diyorduk. Nerede kucaklaşıyordu bunlar, tetratları oluşturuyordu? Profaz 1 evresinde ilk aşamada. Kardeş kromatitlerin ayrılması, yani ayrılma evresi, kutuplaşma evresi anafazda olur. Ama kardeş kromatit ayrılması da ikinci evreye denk gelir. Bu da anafaz 2 evresi. Kromozomların ekvatoral düzlemde tek sıra halinde yan yana dizilmesi. Şimdi tek sıra halinde dizilme diyorsa ikinci evre. Yani ekvatoral düzlem diyorsa metafaz, tek sıra dediği için de metafaz 2 evresi. Çift sıralı metafaz 1 evresindeydi. Şimdi evreleri yazdık. A şıkkını tamamladık. Şimdi gelin bunları sıralayalım. O zaman nereden başlayacağız yine? Birincilerden başlayacağız. 4 ile başladık. Profaz 1'i yazdık. Sonra metafaz geliyor arkasından. 3'ü de yazdık. Sonra anafaz. Yok, bir daha bitmedi. Evet, anafaz 1, ikinci önerme. Sonra anafazdan sonra tabii telofazın arkasından sitokinez geliyor. Birinci evreyi yazdık. Sonra ikincilere geldim. Metafaz 2 önce ekvatoral düzlemde dizilecek, sonra kardeş kromatitlerine ayrılacak. Önce 6, sonra 5 gerçekleşir ve sıralamamız da bu şekilde olur arkadaşlar. Evet, 11. soruya geldik. Şimdi yukarıda omurgalı bir erkek hücresine ait mayoz bölünme şematik olarak verilmiştir. Buna göre şimdi yargılarından hangileri doğrudur diyor. Önermeleri cevaplayalım. Bir nolu hücrede homolog kromozomlar çiftler halinde bulunur. Şimdi bir nolu hücrenin kromozom sayısını yazalım. İken şu alttaki iki tane yavru hücreye ayrılıyor. Bunların kromozom sayısı NN. En sondaki oluşan 4 tane yavru hücrede N kromozomlu. O zaman bir nolu hücre 2 N kromozomlu diploid olduğu için homolog kromozomlar çiftler halinde bulunur. Doğrudur. 2 ve 3 nolu hücrelerin otozom ve gonozom sayıları eşittir. Şimdi otozom ve gonozom sayılarının eşit olması demek, kromozom sayılarının da eşit olması demek. Çeşit demediği için ikisi de N kromozomlu. O zaman bu da doğrudur. 2 nolu hücrenin DNA miktarı 3 nolu hücrenin DNA miktarından azdır. Şimdi DNA miktarında hemen şöyle farklı bir renkle yapalım. Şimdi ilk baştaki ana hücrenin diyelim ki 2x tane DNA'mız var. Şimdi intihar fazı geçirdik, 4x'e çıkardık. Hazırlık aşamasında DNA işlenmesi oldu. Ve mayoz 1 sonucundaki yavru hücrelere 2x2x paylaştırırız. Ve mayoz 1 ve mayoz 2 aşamasında, yani şurası mayoz 1, şurası mayoz 2. Mayoz 1 ve mayoz 2 arasında DNA sentezi olmadığı için bir daha, o zaman olanı, malzemeyi 2x'leri paylaştırıyor. O zaman en baştaki hücremiz 2x'ti. En sondaki yavru hücreler de yarıya düştü. Zaten sağlamasını da yaptık. Peki bizden ne istiyor? 2 nolu hücrenin 2x DNA miktarı, 3 nolu hücrenin DNA miktarı x az mıdır? Hayır, çoktur. Bu yanlış bir ifade. 1 ve 3 nolu hücrelerin gonozom çeşitleri aynıdır. Şimdi baktığımızda gonozom çeşitleri bakımından, şimdi 1'deki 2N eşittir, sallıyorum 20 kromozomlu olsun. Şimdi 20 kromozomun 18 artı XY şeklinde gonozomları var. Şimdi burada 3 numaralı hücre ise N eşittir, bunun yarısı olacak, 9 artı X de olabilir. N eşittir 9 artı Y de olabilir. O yüzden yani bu 3 numaralı hücre artık gamet olarak geçtiği için, N kromozomlu haploid olduğu için gonozomlardan sadece bir tanesini bulunduracak. Yani tek çeşit inecek. O zaman 2 N kromozomlu en baştaki hücrede 2 çeşit gonozom,
Ama burada haploid kromozomlu gametlerde, yavru hücrelerde tek çeşide iniyor. O yüzden gonozom çeşitleri aynıdır demesi yanlıştır. 2 ve 3 nolu hücrelerin. Evet, yine 2 ve 3 nolu hücrelerden bahsediyor. Kromozom sayıları farklıdır. Hayır, kromozom sayıları ikisinin de N kromozomdur. Farklı değil, yanlış bir ifade. Evet, geldik 12. soruya. Şimdi 12. soruda da eşleşme sorusu. Şimdi üreme şekilleri ve canlıları, karakteristik olanları olarak yazdım. Bunları bir eşleştirme yapalım. Şimdi plazmodyum malaria dediğimiz bir sporlu canlı vardı. Sporla üreyerek, anofel cins dişi sivri sinekte ve insanda üreyerek gelişimini, üremesini tamamlıyordu. Şimdi o zaman plazmodyumu kimle eşleştirelim? Sporla üremeye eşleştirelim. Çilek sürünücü gövde ile ürer ve sürünücü gövde de vejetatif üremeye aittir. Onu da birle eşleştirelim. Amip ikiye bölünerek yavru amipleri oluşturur. Her yönden bölünebilir. Eşeysiz olarak bu şekilde ürer. Bir amayası mantarı tomurcuklanarak kenarında bir çıkıntı oluşturarak ya ata canlı ile beraber yaşayarak koloni oluşturur ya da ayrı da yaşayabilir. Deniz yıldızı da rejenerasyonla üreme yeteneğini sağlayabilir. O yüzden bu eşleştirme bu şekilde olur arkadaşlar. Evet, 13. sorumuz. Şimdi olaylar var, var yok olarak dolduralım. Şimdi mayoz bölünme, eşeysiz üremede mi, eşeyli üremede mi vardı? Eşeyli üremenin temelini oluşturuyordu arkadaşlar. Birey sayısında artış. Şimdi ikisi de üreme tipi olduğu için birey sayısında ikisinde de artış olacak. Döllenme eşeyli üremeye ait bir ifadedir. Şöyle yapalım. Mitoz bölünme temeli hangi üremenin mitoz bölünmeye dayanıyordu? Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanıyor. Oluşan yavruların değişen ortam koşullarına uyum yeteneklerinin yüksek olması, hangisinde kalıtsal çeşitlilik varsa oluşan yavruların ortama, değişen ortam koşullarına uyum yetenekleri de fazladır. O da eşeyli üremedir. Evet, 14. sorumuza geldik. Şimdi bir genotip verilmiş, bir canlının genotipi. Şimdi benden ne istiyor? Gamet çeşidi sayılarını bulmamı istiyor. Bu tip sorular karşımıza çok gelecek. Şimdi bir diyor ki genler bağımsız ise. Şimdi bunu hemen 2 üzeri n formülünden yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk 2 üzeri n formülünde? N heterozigot gen çeşidi. Yani kaç tane heterozigot varsa 2 üzeri n formülüne yazıp gamet çeşidi sayısını buluyorduk. Hemen bakalım. Büyük A küçük A heterozigot yani melez. Bir büyük harf bir küçük harf varsa melez diyorduk. B'ler de melez. E'ler ve F'ler de melez. Kaç tane var? 4 tane. 2 üzeri 4. Genler bağımsız ise 16 çeşit gamet bulunurmuş. Geldik ikinci önermeye. Diyor ki büyük A, büyük B, büyük D bağlıymış ve crossover yokmuş. Hemen kromozomlar üzerinde gösterelim. Şu çizdiğim çizgi bir kromozom. Büyük A, büyük B ve büyük D bağlıymış. Aynı çizgi üzerinde, kromozom üzerinde gösterdim. Karşılıklarını da hemen genotipten bakıyorum. Küçük A varmış, küçük B varmış, büyük D varmış. Benden sadece ABD'nin bağlı olduğunu söylüyorsa demek ki diğerleri bağımsızmış. Hemen onları da onlardan ayrı olarak, bağımsız olarak gösterelim. Şimdi crossing over yoksa ben bağlı olan genleri ayıramam. Yani heterozigotları birbirinden ayırıp kalıtsal çeşitliliği arttıramam. Ne yapacağım? Hemen bunun kolay bir yolu var. Normalde bunlar bir gamete, bunlar bir gamete gider. Yani iki çeşit gelir buradan. Hiçbir şekilde başka bir çeşit gelemez. Ama bunun kolay bir yolu burada istediği kadar heterozigot olsun. Bağlı genleri ben crossing over'la ayıramıyorsam şöyle bir kısa yol yaptım. Bir tane heterozigot varmış gibi sayıyoruz. Bunlar bağımsız olduğu için bunları ayrı ayrı saydım. 1 artı 2, 3 tane. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet gelir crossing over yoksa. Buradaki heterozigotlar bakın bağlı. A'lar B'ler heterozigot ama ayrı ayrı sayamıyorum. Çünkü bunları crossing over yokmuş. Ayıramıyorum. Ayrı ayrı sayamadığım için istediği kadar alt alta heterozigot olsun bir tane varmış gibi sayıyoruz bağlı genlerde. Bu kısa yoldur arkadaşlar. Kolaylık olur size. Üçüncü olarak şimdi ne diyor? ABD genleri bağlı. Yine aynı şekilde yukarıdaki gibi.
dizilmesini istiyor. Şimdi diyor ki bize, bu sefer diyor krasinkovur varsa kalıtsal çeşitlilik nasıl artıyor onu görmemizi istiyor. Şimdi ABD genleri bağlı zaten yazdık. EF'ler bağımsız. Şimdi genler bağlı ama krasinkovur varsa hepsini bağımsız gibi düşünüyoruz. Yani bağlı olan genlerde kaç tane heterozigot varsa hepsini ayrı ayrı sayıyoruz. D'leri saymıyorum, homozigot çünkü. A'ları B'leri aldım. E'leri aldım, F'leri aldım. Kaç tane oldu? 4 çeşit oldu. 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet gelir arkadaşlar. Bu şekilde çözelim. Evet, bir kan grubu sorusu. Şimdi kan gruplarının tespiti için yapılan deney sonuçları yukarıda tabloda verilmiştir diyor. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım, önce KLM bireyinin kan gruplarını bir tespit edelim. Şimdi anti A, anti B, anti D de anlatılmış. Yani bunlar antikordur. Bu antikorlar kimlerle birleşirse çökelme olur. Hemen hatırlayın. A antijeni kendi harfinin antikoruyla, yani anti A ile birlikte ise çökelir. B antijeni anti B ile birlikte ise çökelir. Şartımız bu. RH antijeni anti D ile birleşirse çökelir ve çökelme iyi bir şey değildir. Kan damarları içerisinde felç ya da ölümle de sonuçlanabilir. Ama biz bunu kan grubu tayininde kullanıyoruz. Ne yapıyorlar? Kanımızı bir aparatın o çukur kısımlarına damlatıyorlar. 3 tane çukur kısım var. Şimdi ilk çukur kısmına kanımızı damlattıkları zaman anti A damlatıldı. Çökelme varmış bakın. Bu taralı olması çökelme olduğunu göstergesidir. Çökelme varsa demek ki anti A kimle çökeliyor? A antijeni. Demek ki bu bireyde A antijeni var. Anti B kimle çökeliyor? B antijeniyle. O zaman bu bireyde B antijeni de var. Anti D kimle çökeliyor? RH antijeni. RH antijeni kime ait? Hangi kana ait? RH pozitife ait. O zaman K bireyi AB RH pozitif kan grubuna sahip. Hemen L'ye de bakalım. Sadece anti A ile çökelme yapan A antijeni varmış. B antijeni yoksa, sadece A antijenine sahipse A kan grubudur. Anti D ile çökelme yapmıyorsa demek ki RH antijeni taşımıyor. A RH negatif olarak söyleyebiliriz. M bireyine baktım. A antijeni yok, B antijeni yok, RH antijeni yok. O zaman hiç antijen yoksa 0 RH negatif kan grubuna sahiptir M bireyi. Şimdi buna göre M bireyi L ve K bireyinden kan alabilir. Şimdi kan alışverişlerinde de şuna bakalım. Vericinin antijenine, alıcının antikoruna bakılır. Şimdi bunu aklımızda tutamıyorsak hemen şunu düşünün. Genel verici kimdir? Sıfır kan grubudur. Sıfır kan grubunda ne yok diye genel vericidir? Antijen olmadığı için. Demek ki antijenine bakıyormuşuz. Alıcının da mesela AB kan grubu genel alıcıdır. Neden genel alıcı? Antijenleri var ama hiç antikor taşımıyor. Ona karşı bir çökelme yapamaz. O yüzden hiç antikor taşımadığı için de alıcının antikoruna bakılır. Aklınıza bu da gelsin. Şimdi M bireyi 0 RH negatif L ve K bireyinden kan alabilir diyor. Şimdi L bireyi verici. Vericinin antijenine bakıyoruz. A antijeni var. Sıfır kan grubunda antiler var sıfır kan grubunda. Yani antijen taşımadığı için, antikor oluşturabildiği için kan alma şansı yok. Sıfır. O yüzden genel vericidir arkadaşlar. O yüzden M bireyi L ve K bireyinden kan alamaz. Bir yanlış. K bireyinin al yuvar hücre zarında sadece A antijeni var. Hayır, A antijeni var, B antijeni var. Hatta RH antijeni de var. Yanlış. L bireyinin kanında A antijeni ve RH antijeni bulunur. A antijeni bulunur. Doğru. Ama RH antijeni bulunmaz. O yüzden RH negatif dedik. Gitti. K bireyi L bireyinden kan alabilirken. Şimdi K L'den kan alabilir mi? A AB'ye kan verebilir. Ama RH negatife bakalım. Vericinin antijenine. Eksinin antijeni var mı? Yok. Artının antikoru var mı? Yok. O zaman bu olabilir. KL'den kan alabilirken M bireyinden kan alamaz diyor. M de genel verici, M de K'ya kan verebilir. Bu ifade ikinci cümleden dolayı yanlıştır. O yüzden hiçbiri doğru gelmez arkadaşlar. Evet, şimdi bir çaprazlama sorusu.
Şimdi bakalım, yukarıda anne ve babanın genotipleri verilmiştir. Genler bağımsızdır diyor. Şimdi annenin ve babanın oluşturabileceği gamet çeşitlerini bulunuz diyor. Şimdi bakıyorum, annenin oluşturabileceği gamet yumurta çeşidini istiyor. Biz genler bağımsızsa ne yapıyorduk? Heterozigotları alıyorduk. C'ler de heterozigot. O zaman anne de, yani şöyle diyelim, 2 üzeri 3'ten 8 çeşit yumurta gelir. Şuraya A şıkkını burada yapalım. Babaya bakalım. B'ler heterozigot, C'ler heterozigot, D'ler heterozigot. Bu da 2 üzeri 3'ten 8 çeşit sperm oluşturur. Yani gametleri bu şekildedir. Şunun üstünü silelim. Evet. Evet, ikisinde de 8'er çeşit gamet oluşuyormuş. Anne 8 çeşit gameti, yani yumurta olarak oluşturuyor. Baba ise sperm olarak oluşturuyor. Çaprazlama sonucu genotip ve fenotip çeşidi sayısı kaçtır? Şimdi bu soru tarzı da çok gelir karşımıza. Hemen çaprazlamaları yapalım. Nasıl yapıyorduk? A'ları, annedeki büyük A küçük A'yı aldım. Babadaki büyük A büyük A'yı aldım. Buradan ne gelir? Büyük A büyük A, büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A gelir. Annedeki B'leri aldım. Büyük B küçük B çarpı. Babada da büyük B küçük B var. Büyük B büyük B, büyük B küçük B. Şu çaprazlamaları yaptık. D'leri de annede babada aldım. Şöyle yapıyorduk değil mi? Büyük D büyük D. Bununla bunu alıyorduk. Büyük D küçük D. Bununla bunu alıyorduk. Büyük D büyük D. Bununla bunu alıyorduk. Büyük D küçük D. Yaptığımız olay bu. Şimdi bunları yazdık. Genotip çeşidi G diyelim. Fenotip çeşidi F diyelim. Genotip çeşidinde yazılışa bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi kaç yazılış şekli var? Bakıyorum. Büyük A büyük A yazılışı var. Büyük A küçük A yazılışı var. O zaman iki çeşit genotip A'lardan geliyor. B'lere baktım. Büyük B küçük B yazılışı var. Büyük B büyük B, bir de küçük B küçük B yazılışı var. Buradan 3 çeşit geliyor, çarpı dedim. D'lere baktım. Şu büyük D büyük D yazılışı var. Bir de büyük D küçük D yazılışı var. Çarpı 2 dedim. Bunları çarptığımızda kaç geliyor? 6, 12 çeşit genotip geliyormuş. Şimdi geldik fenotipe. Şimdi dışa yansımış hali. Yani büyük A büyük A'dan büyük A. Büyük A büyük A'dan büyük A. Büyük A küçük A'lardan büyük A gelecek. O zaman hiç küçük A'nın özelliği görünmüyor. O zaman fenotip olarak dış görünüşte sadece büyük A'nın özelliğini görürüz. Tek çeşit. B'lere baktım. Şu üçü büyük B'nin özelliğini gösteriyor. Küçük B küçük B de küçük B'nin özelliği. O zaman iki çeşit fenotip ortaya çıkıyor. D'lere baktım. Büyük D, büyük D, büyük D, büyük D. Yani hepsi büyük D geliyor. O zaman çarpı 1 diyorum. Kız veya erkek demediği için bunu da 2 olarak gösterdim. Fenotip çeşidi 2, genotip çeşidi 12 olarak yazarız. Geldim C şıkkına. Şimdi C şıkkında bir genotip vermiş. Bu bireyin meydana gelme ihtimali nedir diyor. Hemen yazıyorum bunu. Şuraya alalım. Şimdi bu çaprazlamadan yola çıkarak yapıyoruz. Şimdi bizden genotipinde dediği için yazılışa bakıyorum. Büyük A büyük A yazılışı. Şimdi 4'te ikisi büyük A büyük A. O zaman 1 bölü 2 diyoruz çarpı. Büyük B küçük B yazılışı. 4'te ikisi şu ortadakiler. 1 bölü 2 de bu şekilde yazılış var. Biz neyi unuttuk? C'leri unutmuşuz. Onları da ekleyelim. Hemen az önce çaprazlama yaparken C'leri unutmuşuz. Şurada ekleyelim. Buradan da büyük C büyük C, büyük C küçük C, büyük C küçük C, küçük C küçük C. Genotip bu yazılış, bu yazılış, bu yazılış çarpı 3 diyelim, 36. Burada da fenotip büyük C ve küçük C de gelecek. Çarpı 2, 4 diyelim. C'leri unutmuşuz. Şimdi büyük C büyük C genotipi bakın sadece burada. 1 bölü 4. Büyük D büyük D yazılışı bakıyorum sadece 2 tanesi. 4'te ikisi 1 bölü 2. O zaman 4, 16, 32. 1 bölü 32 olarak yaparız arkadaşlar. Geldik D şıkkına. Şimdi babanın fenotipinde. Babanın fenotipine hemen bakalım. Büyük A büyük A'dan büyük A fenotipi. Büyük B küçük B etkisini büyük B olarak gösterir.
Büyük C küçük C etkisini fenotipe büyük C olarak gösterir. Büyük D küçük D de etkisini büyük D olarak gösterir. Hepsi de bakın baskın genler etkisini göstermiş babanın fenotipinde. Şimdi fenotip olarak bakıyorum çaprazlamaya. Büyük A fenotipi. Bakın hepsi büyük A fenotipinde oran 1, %100. B'lere geldim. Büyük B fenotipi 3 bölü 4'ü sadece çarpı büyük C fenotipi bakın o da 3 bölü 4'ü çarpı büyük D fenotipi hepsi büyük D fenotipinde çarpı 1. Bir de kız çocuk diyor. Kız veya erkek olma olasılığı da 1 bölü 2 ekledim. Yukarıdakiler 9 bölü 16 32. Yani cevabımız 9 bölü 32'dir. Evet geldik diğer soruya. Şimdi 17. soruda yine bir genotip verilmiş. Bağlı genleri vermiş bana. Diğerleri de bağımsız olarak veriyor. Şimdi bunun üzerinde önce dağılım şeklini bir yazalım. Şimdi her çizgi bir kromozomdu. Çizgilerimi çektim. Bağlı genler kimlermiş? Büyük A, büyük B bağlıymış. Büyük A, büyük B'yi bağlı yaptım. Genotipten karşılıklarını yazıyorum. Küçük B'yi yazdım. Bir de E ile küçük E ile küçük F bağlıymış. Onu da küçük E, F'yi yazdım. Aynı kromozom üzerinde. Karşılıklarını büyük E, küçük F olarak yazdım. Ne kaldı? A, B, D'yi yazmadık. D bağımsızmış demek ki. E, F'yi yazdık. Evet, bu şekilde sıralama yaptık. Dağılım şekli de bu şekilde. Kromozom sayısı kaçtır diyor. Şimdi her çizgi benim için neydi? Bir kromozomdu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromozom. Şimdi bu 6 kromozomlu bir hücreye ait. Ama N mi diyeceğiz, 2N mi diyeceğiz? Bunu nasıl kestireceğiz? Şimdi bakın anneden ve babadan gelen homolog kromozomlar birlikte mi burada? Çünkü büyük A anneden diyelim, küçük A babadan gelmiş. Büyük B anneden gelmiş, küçük B babadan gelmiş. Yani bunlar birbirinin homolog kromozomları. Bakın çiftler halinde. Homolog kromozomlar çiftler halindeyse yani ya da şöyle kısacası şöyle de bakabilirsiniz. Her harften ikişer ikişer görüyorsanız, çifter çifter görüyorsanız genleri bu iken yani diploid demektir. İken eşittir 6 kromozomlu bir hücreye aittir. Şimdi 3'e gelelim. En az ve en fazla kaç çeşit gamet oluşturulur diyor. Şimdi burada ne demek istiyoruz aslında? En az demek crossing over yoksa gameti hesaplayacağız. En fazla demek crossing over varsa diye hesaplayacağız. Şimdi crossing over yoksa ne yapıyorduk? Bağlı olan genleri ayıramıyorduk. Şimdi A'lar B'ler bağlı heterozigot. Onları ayıramıyorduk. Kısa yol neydi? Kaç tane heterozigot alt alta bağlı olursa olsun bir tane varmış gibi sayıyordum. Bakın E'ler de burada. F'ler de bağlı ama zaten burada bir tane var heterozigot. Sadece E'ler. Bunu da bir tane saydım. D'ler de bir heterozigot. O zaman crossover yoksa 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet gelebilir. Peki en fazla dediği zaman crossing over varsa gamet çeşitliliği artıyor biliyorsunuz. Heterozigot ne var ne yok hepsini ayrı ayrı sayıyorum. A'lar B'ler etti 2. E'ler 3 etti. D'ler de 4. 2 üzeri 4'ten 16 çeşide çıktı. Gördüğünüz gibi crossing over'la kalıtsal çeşitliliğin arttığının kanıtıdır. Evet bu soruyu da yaptık. Şimdi bir yine eşleşme sorusu. Şimdi diyor ki tanımları buradaki terimlerle eşleştirmemizi istiyor. Homolog kromozomlarda bulunan aynı karaktere etki eden genler. Bunlar birbirinin allelidir. Yani allel genler olarak ifade ederiz. O zaman bir numaralı tanım buraya aitmiş. Etkisini fenotipte her zaman gösterebilen genlerdir. Şimdi baskın gen etkisini her şekilde gösterir. Homozigotta, heterozigotta. O zaman iki numaralı bilgi baskın gene ait. Canlıların sahip olduğu genlerin tamamıdır. Yani canlıların genlerinin toplamına genotip diyoruz arkadaşlar. O zaman 3'ü de genotipin olduğu yere yazdık. Farklı karakterleri etki eden alel genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunması. Şimdi genleri farklı kromozomlar üzerinde yazıyorsak bu genler birbirinden bağımsız demektir. O zaman 4'ü de bağımsız gene yazdık. Zıt yönde etki eden alel genlerin
birlikte bulunma durumu. Yani büyük harf, küçük harf birlikte yazıyorsak heterozigot demektir. Beşi de heterozigota yazdık. Yani melez, hibrit demektir. Genotipin dışa yansımış hali. Bu fenotip olarak ifade ettiğimiz dış görünüş bizim fenotipimizdir. O yüzden 6'yı da buraya yazmış olduk. Evet, şimdi bir kan grubu sorusu, bir soy ağacı verilmiş. Şimdi bu soy ağacında hemen gerekli gördüğümüz yerleri dolduralım. Ondan sonra bizden ne istiyor? X ile gösterilen bireyin ARH negatif olma ihtimalini bulunuz diyor. Şimdi sıfırları en alttan başlayalım. Sıfır kan grubu, 0,0, RH negatifi de küçük r, küçük r olarak gösterdik. Şimdi bu yavru birini X dediği annesinden, diğerini de B kan grubu olan babasından almış. O zaman 1,0 ikisinden aldığı için babası B0'mış kesinlikle. Şunun başında ne olduğunu bilmiyorum annede ama. Sonra başında ne olduğunu bilmiyorum yine. Küçük R'leri de birini anneden birini babadan almıştır. Annede bir küçük R var. Babada da bir küçük R var. Ama baba artı olduğuna göre babanın genotipi de bu şekilde bellidir RH bakımından. Sonra şu yukarıdaki sıfır kan grubuna bakıyorum. Her zaman sıfır negatiften başlamanız her zaman daha iyidir. Daha kontrollü gidersiniz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki babaya baktığımızda 0,0 küçük r küçük r olarak yazalım. Şimdi bunun kızı ARH negatifse zaten negatif küçük r küçük r yazarız. A'nın yanında 0 olmak zorunda çünkü baba ona bu sıfırlardan birini vermek zorunda. Sonra yukarı baktığımızda şimdi 0 kan grubu olabilir mi? Yukarıdaki mesela anne ne olabilir? A kan grubu, büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A 0 da olabilir. RH bakımından belli mi? Evet, RH'ı belli. Pozitifmiş ama bu çocuktan dolayı bir küçük R'yi anneden, birinden, babadan alacağı için buradaki anne büyük R küçük R olmak zorunda. Ama A sisteminde yani büyük A büyük A mı? Büyük A 0 mı olacağı genotipi belli değil. Şimdi o zaman anne ve babayı bulduğumuza göre. Şimdi ilk olarak iki tane çaprazlama yapacağız. Anneyi büyük A büyük A büyük R küçük R olarak aldığımızda çarpı baba zaten tek olarak belli. 0 0 şu iki bireyi alıyoruz. Küçük R küçük R aldık. Şimdi A'ları sıfırları şöyle çaprazlayalım kendisi arasında. %100 A0 gelecek. R'leri de çaprazlayalım. Büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R gelecek. Şimdi benden A RH negatif istiyor. Şimdi ben bu annedeki iki olasılıktan birini aldığım için, şunu aldığım için 1 bölü 2'yi yazdım. 2'de 1 olasılıkta büyük A büyük A geldiği için onun olasılığını yazdım. Çarpı A kan grubu olma olasılığı %100 1 dedim. Çarpı negatif olma olasılığı şu 4'te 2 1 bölü 2 dedim. 1 bölü 4 olarak bir olasılık buldum. Şimdi diğer olasılığı anne A0 olursa onu da bu tarafa yapalım. Anne A0 büyük R küçük R çarpı baba 0,0 küçük R küçük R olduğunda. Şimdi A0 çarpı 0,0 ise eğer çaprazlamasında A0, A0, 0, 0, 0, 0 gelir. Şimdi anneyi A0 yazdığımız zaman yine 1 bölü 2 olasılık yazdım. Çarpı A0 gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı bir de şu negatif olma olasılığı da 1 bölü 2 idi. 1 bölü 8 buradan gelir. O zaman ayrı ayrı yaptığım bu çaprazlamalarda ayrı zamanlarda olduğu için matematikte de bilirsiniz olasılıkta 1 bölü 4 artı 1 bölü 8'i toplayıp payda eşitlersek 2 artı 1 bölü 8'den cevabımız 3 bölü 8 olasılıkla yavrunun ARH negatif olma ihtimali varmış arkadaşlar. Bu şekilde bir değişik soru da yapmış olalım. Evet, şimdi 20. soruyla devam edelim. 20. soruda çok allellik sorusu. Şimdi bize 5 tane gen vermiş. Aynı karakter üzerine etki eden 5 ayrı gen. Bunların birbirine karşı baskınlık, çekiniklik durumlarını da vermiş.
benden ne istiyor? Fenotip ve genotip çeşidi sayısını istiyor. Şimdi genotip çeşidi sayısının bir formülü vardı. Bunu bulabilmek için ne yapıyorduk? N çarpı N artı 1 bölü 2 yapıyorduk. Şimdi N dediğimizde alel gen sayısı. Kaç tane alel gen sayısı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. A5'e kadar vermiş. O zaman 5 çarpı 1 fazlası 6 bölü 2'den 15 çeşit, pardon, ne olabilirmiş? Genotip çeşidi yazabilirmişiz. O zaman fenotip çeşidini de nasıl yazıyorduk? Fenotip çeşidinin de formülü alel gen sayısı artı kaç tane eş baskın gen varsa onları da ekliyorduk. 5 tane alergen sayım var. Artı A2, A3'ün eş baskınlığı var. Artı 1. A4, A5'in eş baskınlığı var. Artı 1. O zaman 7 çeşit ne gelebilirmiş? Fenotip gelebilirmiş. Evet, 21. soru. Şimdi X ve Y kromozomlarını göstermiş. Homolog bölgeleri, homolog olmayan bölgelerini göstermiş. Şimdi önce biz homolog ve homolog olmayan bölgeleri yazalım. Şimdi X kromozomun şu alttaki taralı olan bölgeler, yani 2 ve 4 numaralı bölgeler, X ve Y'deki ikisinde de genler bulunduran, aynı karakterle ilgili genler bulunduran kısımları, yani homologların olduğu kısım, homolog bölge. Yani homolog genlerin olduğu kısımlar. 1, X'in Y ile homolog olmayan bölgesi. 3 ise Y'nin X ile homolog olmayan bölgesi olarak isimlendiririz. Şimdi doğru yanlış olarak gruplayalım. 2 numaralı bölge, yani homolog bölge. Taşınan özellik hem dişide hem erkek bireylerde gözlenebilir mi? Homolog bölge olduğu için gözlenme şansı var. Doğrudur. 1 numaralı bölgede taşınan özellik sadece dişi bireylerde gözlenir. Şimdi 1 numaralı bölge X'in Y ile homolog olmayan bölgesi ama hem erkekte hem de dişide X kromozomu olduğu için ikisinde de gözlenir. Bu sadece dişilerde demesi yanlış bir ifade. Hemen hatırlayın, burada biz hangi genleri taşıyorduk? Renk körlüğü ile ilgili genleri, hemofili ile ilgili genleri taşıyorduk. Renk körlüğü hem dişide hem erkekte görüldüğüne göre o zaman yanlış bir ifade. 3 numaralı bölgede taşınan özellik sadece erkek bireylerde gözlenir. Şimdi Y kromozomunun üst kısmı, Y'nin X ile homolog olmayan bölgesi. Yani Y kromozomu sadece erkeklerde olduğu için ve üst kısımda X ile homolog olmayan bölge olduğu için sadece erkek bireylerde gözlenir. Hatta rahatsızlıklarda neydi? Balık pululuk, yapışık parmaklılık vardı, kulak kıllılığı vardı. Y'nin üst kısmında homolog olmayan bölgesine taşınıyordu ve sadece erkek bireylerde gözleniyordu. Doğru bir ifadedir. 2 ve 4 homolog bölgeler. Evet, ayırmıştık. 1 ve 3 homolog olmayan bölgelerdir. Evet, doğru bir ifadedir. Bu şekilde zaten gruplamıştık. Evet, geldik 22. soruya. Şimdi burada teker teker taralı olan bireylerin eşleşmelerini, yani bize ne veriyorsa onu gen olarak döşeyerek bulmamızı istiyor. Şimdi otozomal çekinik geniyle taşınma. Şimdi otozomal dediği zaman X'i ve Y'yi karıştırma demektir. Yani vücut kromozomlarıyla taşınıyor demektir. Kendine göre bir harf ver demektir. Hadi verelim bakalım. Çekinikse etkisini çekinikken nasıl gösteriyordu? Homozigot durumdayken gösteriyordu diploid bireylerde. O zaman hepsine diploid olarak kabul edip küçük a küçük a yazıyorum. Şimdi aşağıdan başlıyorum. Şimdi bu küçük a küçük a bireyimiz birini anneden birini babadan aldığı için babası büyük a küçük a olma ihtimali var. Bu kız kardeşi ise, şimdi anne kesinlikle küçük a'yı verdi. Ama baba buna büyük a'yı vermiş ki taralı olmamış. Yani çekinik olmamış. Yukarıdaki bireye geldim. Bu kız çocuğu bir küçük a'yı babadan, bir küçük a'yı da anneden aldığı için annede bir küçük a olacak. Ama içi taralı olmadığı için, çekinik olmadığı için büyük a varmış yanında. O zaman sağladı mı? Sağladı. Doğrudur. Hemen bunu silelim. Diğerlerini döşeyelim. Y kromozomuna bağlı çekinik gen ile taşınma. Şimdi Y kromozomuna bağlı çekinik gen ile taşınma. Şimdi bakıyorum, erkek bireylerde taşınması gerekiyor Y kromozomunda olduğu için. Ve bakın dişilerde de taşıma var ama bunun da
taşınması gerekiyor. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Erkeklerde olması gerekiyor. X kromozomuna bağlı çekinik gen ile taşınma. Şimdi X kromozomuna bağlı çekinik gen ile taşıma diyorsa nasıl taşıyalım? Renk körlüğü gibi taşıyalım. Şimdi küçük R, küçük R diyelim. Şöyle yazdım. Şimdi bakıyorum, en alttan başlıyorum. Şimdi bu erkek birey Y kromozomunu babadan almış, X kromozomunu anneden alabilir. Doğru bir ifade. Şimdi bu anne bütün çocuklarına küçük R'yi verecek mi? Verecek. Bu çocuğuna da verecek. Ama bu çocuk sağlıklı olduğuna göre demek ki büyük R varmış. Baba büyük R genini taşıyor, sağlıklı. Büyük R sağlıklı, küçük R sağlıksız gen. Hastalık geniydi. Şimdi bakıyorum bu kız çocuğu. Bir küçük R'yi babadan almış. Doğrudur. Bir küçük R'yi de nereden alacak? Anneden alacak. Anne sağlıklı olduğuna göre büyük R varmış yanında. O zaman X kromozomuna bağlı çekinik genli taşınmış. Ya da taşınabilir yani. Bir sıkıntı yok. Şimdi geldik X kromozomuna bağlı baskın gen ile taşınma. Şimdi baskın genden hiçbir zaman başlamayın arkadaşlar. Hep çekinik genle başlıyoruz. Çünkü baskının homozigot mu heterozigot mu olduğunu bilemezsiniz. O yüzden her zaman çekinikten başlıyoruz. Taralılar baskınsa demek ki taralı olmayanlar çekinikmiş. Hemen taralı olmayanlara tam tersi yerleştiriyoruz. Şimdi bakıyorum bu büyük R Y'ymiş. Şimdi Y'yi babadan aldı. Büyük R'yi nereden aldı? Anneden aldı. Şimdi bu çocuk bir küçük R'yi babadan, bir küçük R'yi de anneden aldığına göre anne taşıyıcıymış, gördüğünüz gibi sağladı. Bu ailede sıkıntı yok. Şimdi geldik bu erkek çocuğuna. Büyük Y genini babadan aldı. Küçük R'yi anneden aldı. Sıkıntı yok. Buraya geldik. Şimdi anne bu kız çocuğuna da küçük R'yi verecek. Ama bu demek ki yanında büyük R varmış ki bu şekilde taranmış. Büyük R'yi de kim vermiş? Baba verebilir mi? Evet, babanın şekli zaten bu şekildedir geni. O zaman bu da uydu. Hemen bunu da silelim. Diğer şıkka geçelim. Geldik eş baskın geniyle taşınma. Şimdi eş baskınlıkta ben MN kan grubunu düşüyorum. Hemen taralı olanlar eş baskınsa MN olarak yerleştiriyorum. Şimdi bakıyorum. Bu MN kan grubuysa demek ki taralı olmayanlar homozigotmuş. MN'ler heterozigot biliyorsunuz. Kafama göre NN vereyim. Şöyle yapalım. İkisi de N geni olsun homozigot olarak. Şimdi bu birey, bu erkek anne neyi verecek? Baba da neyi verecek ki homozigot olsun, bunu karşılasın? Taralı olursa MN olmak zorunda. O zaman sağladım. Buraya geldim. Şimdi bu baba büyük N'yi verecek. Anne de N'yi verirse bu çocuk da olur. O zaman bu da sağlar. Bunu da geçtik. Otozomal baskın gen ile taşınma. Şimdi otozomal neydi? Gonozomu karıştırma dedi. Yani X'i Y'yi karıştırma dedi. Bu sefer baskın yaz dedi taralılara. Şimdi baskından başlamıyorduk. O zaman ne yapacağız? Taralı olmayanlardan küçük A küçük A yerleştireceğim. Şimdi bu birey birini babadan birini anneden aldığına göre anne böyleymiş. Şimdi bu baba bu erkek çocuğuna da küçük A'yı verecek. Kızına nasıl vermiş? Anne büyük A'yı vermiş ki bu şekilde. O zaman sağladı. Geldik üstteki aileye. Şimdi bu erkek çocuğu birini anne vermiş, birini baba verecek bu genin. Demek ki baba heterozigotmuş. Anneye geldim. Bu çocuk anne çocuğuna küçük A'yı verecek. Baba büyük A'yı vermiş ki bu şekilde. O zaman sağladı mı? Sağladı. Bunda da sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Evet, bu sorularda tek tek yazıp çizip döşeyip ondan sonra geçiyoruz. Evet, geldik 23. soruya. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer yine otozomal resesif gen diyor taralılar. Şimdi yine otozomal neydi? X, Y'yi karıştırmıyorduk. Resesifte etkisini nasıl gösteriyordu? Diploid bireylerde homozigot haldeyken gösteriyordu. Diploid gibi düşünüyoruz. Şimdi bu erkek çocuğu bunlar.
Birini anneden, birini babadan almış. Demek ki babada da bir küçük A varmış ama taralı olmadığına göre demek ki büyük A var, heterozigotmuş. Şimdi bu kız çocuğu, anne küçük A'yı kesinlikle verecek, başka şansı yok. Baba büyük A'yı vermiş ki bu şekilde doğrudur. Şimdi bu erkek çocuğu, yani baba çocuklarına küçük A'yı verecek. Bu çocuklar demek ki kesinlikle heterozigot. Annede büyük A var ama annenin böyle mi böyle mi olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük A fenotipinde olduğu kesin, sağladı mı sağladı. Geldik diğer şıkka. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınan rezesif gen. Yani renk körlüğü gibi taşıyalım az önceki gibi. Bu hasta. Bu da hasta çekinik. Bu da hasta. Şimdi bakıyorum, en alttan başlayalım. Şimdi bu baba Y kromozomunu erkek çocuğuna verdi. Bu sağlıklı olduğuna göre büyük R varmış. Büyük R kimden aldı? Anneden aldı. Şimdi bu kız çocuğu babadan bir küçük R aldı. Anneden büyük R'yi almış ki taşıyıcı olur. Annenin ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük R büyük R de olabilir, büyük R küçük R de olabilir ama fenotipi belli. Baskın karaktere sahip. Şimdi buradaki üstteki aileye bakıyoruz. Y kromozomu babadan geldi. Küçük R anneden geldi. Olur. Anne bütün çocuklarına küçük R'yi verecek mi? Verecek. Babadan mı bu kız çocuğu büyük R'yi alacak? Evet. Baba sağlıklı mı? Sağlıklı, sağladı. O zaman ikinci önermede sağladı. Bu sefer otozomal dominant döşeyelim. Yani X'i Y'yi karıştırmadan yine diğer döşeme şekli. Şimdi bunlar taralılar dominantmış, yani baskınmış. Baskından başlamıyorduk. Nereden başlıyorduk? Baskın olmayanlardan, yani çekiniklerden başlıyorduk. Hemen döşedim. Şimdi en alttan başlıyorum. Şimdi bu çocuklar bir küçük A'yı anneden, bir küçük A'yı babadan alacaklar. O zaman bunda da bir küçük A olacak. Demek ki bu heterozigotmuş. Şimdi bu baba bütün çocuklarına küçük A'yı verecek mi? Verecek. Şimdi bu baskın olduğuna göre büyük A varmış yanında. Bu çocuk birini anneden, birini babadan almış genlerinin. O zaman annede büyük A küçük A var. O zaman bu da sağladı. Bunu da sildik. Evet, geldik dördüncü önermeye. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde dominant gen ile. Yani bu sefer X'in üzerinde, yani büyük harf taşıyacakmışız. Yani o zaman taralı olmayanlar neymiş arkadaşlar? Çekinikmiş. Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. Şimdi zaten bunu yazdıktan sonra direkt çıkıyor mu arkadaşlar? Şimdi bu taralı olmuyorsa bu dominant mı? Böyle olması lazım. Ama bu kız çocuğunun bu babadan olması mümkün mü? Baba büyük R çocuğuna verecek, kız çocuğuna. Anneden de küçük R'yi alacak. Çocuklarının, yani kız çocuğunun böyle olması imkansızdır. O yüzden bu sağlamadı. Buradan gitti. Evet, şimdi geldik diğer soruya. Soy ağacında bireylerden hangilerinin genotipi belirlenemez? Şimdi kan grup sorularında bunlar çok gelir ya da diğer otozom sorularında da çok gelir. Şimdi kan gruplarını hemen başlayalım yapmaya. Şimdi buradan AB kan grupları, birinden A, birinden B almış. Şimdi 5'e bakalım. B'yi 4'ten almış. Şimdi 3 numaralı A kan gruplu olan babasından ne almak zorunda? Şimdi babası buna A'yı verirse AB kan grubu olur. Demek ki baba 3'ten 5'e hangi gen gitmiş? Demek ki baba A0 kan grubuna sahip, 5'e de 0 vermiş ki B0 olmuş. Yanındakine bakalım. A'yı 3'ten almış. 4'ten anneden ne alacak? 0 almış ki bu da A0 olur. B veremez anne, AB olur yoksa çocuk. Bu şekilde kan gruplarını tahmin ettik. Şimdi demek ki 4 de 0 geni taşıyormuş. Sonra yukarıdaki soy ağacına geldik. Şimdi 3 numaralı birey A'yı 1'den almış. 2 numaralı babadan ne almış? 0'ı almış. O zaman 2 B0'a ait. Şimdi 1'in altındaki kız çocuğu A'yı anneden almış. Babadan ne almış? 0 almış ki bu A kan grubu olmuş. O zaman 1 sadece A genini çocuklarına vermiş. Ama 1 numaralı annenin büyük A büyük A mı? Büyük A 0 mı? Yani homozigot mu?
heterozigot mu olduğuyla ilgili genotipini belirleyemem. O yüzden bir numaralı bireyde belirleme yapamam diyorum. Geçtik bu soruyordu. Şimdi kan grubu bilinmeyen kişilerin kanlarının üzerine ayrı ayrı ve sırasıyla anti A, anti B, anti D serumları damlatılmış. Şimdi kan gruplarının tayini yapılmış. Buna göre 1, 2, 3 önermelerden doğru olanlarını ya da yanlış olanlarını bulacağız. Şimdi Mert'in kan grubuna bakalım. Anti A ile çökelme kim yapıyor arkadaşlar? A antijeni. Demek ki Mert'te A antijeni var. Anti B ile çökelme yapan B antijeni ama çökelme olmamış. Demek ki B antijeni yok. Anti D ile çökelme yapan RH antijenidir. RH antijeni de olmadığı için demek ki Mert'in kan grubu A RH negatifmiş arkadaşlar. Taha'ya geldik. A antijeni taşıyor, çökelme var. B antijeni taşıyor, çökelme var. RH antijeni taşıyor, çökelme var. O zaman Taha'nın kan grubu AB RH pozitifmiş. Furkan'ın kan grubuna geldiğimizde A antijeni yok, çökelmemiş. B antijeni yok, çökelmemiş. Ama RH antijeni var, çökelmiş. O zaman Furkan'ın kan grubu 0 RH pozitif olarak buluruz. Şimdi gelelim önermelerim. Bir diyor ki kanlarındaki antijen çeşidi bakımından Mert ve Furkan'ın eşittir, Taha'nın fazladır diyor. Şimdi Mert'in antijeni kaç tane? Bir tane. Furkan'da kaç tane antijen var? Sadece RH antijeni var. Orada da bir tane var. Taha'nın ise A antijeni var, B antijeni var, bir de RH antijeni var. 3 tane. O zaman doğru bir ifade. 1'e doğru dedik. Furkan Taha'ya kan verebilir mi? Şimdi bakalım. Furkan Taha'ya kan verirse vericinin neyine bakıyorduk? Antijenine. Alıcının da antikoruna bakıyorduk. Şimdi vericinin antijeni, RH antijeni var. Alıcının neyi var? Antikoruna bakıyorduk. Alıcının da antikoru olmadığına göre demek ki zaten AB RH pozitif genel alıcı olduğuna göre demek ki Furkan Taha'ya kan verebilir. Sıkıntı yok. Taha'nın plazmasında 3 çeşit antikor bulunurken Taha'nın plazmasında yanlış, Taha'nın plazmasında antikor yok. Ne var? Antijen var alyuvar zarında. Hiç antijen bulunmaz demiş. Tam tersi olması gerekiyor. O yüzden 3 numarayla verdiğimiz önerme yanlıştır diyelim. Evet, geldik 26'ya. Şimdi renk körlüğü ve X kromozomuna bağlı rahatsızlık olduğunu söylemiş. Bir takım bireyleri vermiş. Bunların genotipleri verilmiş. Şimdi bunların hangileri doğrudur? Bunları bulalım. Şimdi Sude'nin doğacak erkek çocuğunun. Şimdi Sude heterozigot genotipe sahip bir dişi. Renk körü olma olasılığı %50'dir diyor. Şimdi erkek çocuğuna Sude büyük R'yi verirse böyle olur. Küçük R'yi verirse böyle olur. O zaman %50, %50 ya sağlıklı ya da renk körü olur. O zaman doğru bir ifadedir. Cansu ve Işık kardeş olabilir mi? Bakalım Cansu ile Işık'a. Şimdi Işık bir küçük R'yi anneden, bir küçük R'yi babadan almış. Işık'ın babası renk körü. Bakalım Cansu'ya da uyuyor mu bu? Ama Cansu büyük R, büyük R taşıyor. Yani Cansu'nun babası büyük R geninin bir tanesini babadan aldığı için demek ki Cansu'nun babası büyük R genine sahip. Yani renk körü değil. O zaman Cansu ve Işık kardeş olamaz. Gitti. Volkan'ın annesi kesinlikle renk körüdür. Volkan X küçük R Y genotipine sahip. Şimdi Y'yi babadan aldı. Anneden ne aldı Volkan? Küçük R'yi aldı. Şurası anne diyelim. Şimdi annede bir küçük R olduğu kesin Volkan'ın annesinin ama yanında büyük R mi var? Yoksa küçük R mi var? Yani hasta mı, sağlıklı mı olduğunu bilmiyorum. O yüzden kesinlikle renk körü demek yanlış. %50 renk körü olabilir. O yüzden yanlış bir ifade. Volkan ve Işık kardeş olabilir diyor. Şimdi şunları bir temizleyelim. Şimdi Volkan'a bakalım. Küçük R'ye. Işık'a bakalım. Işık da küçük R, küçük R. Şimdi bakalım. Işık'ın babası renk körü, annesinde
bir renk körlüğü geni var ama ne olduğunu bilmiyoruz yanında. Volkan'ın da babasından Y aldığını ve annesinden küçük R aldığını biliyoruz. Şimdi babasının ne olduğunu bilmiyoruz Volkan'ın. Annesinin de bir küçük R taşıdığını biliyoruz. O yüzden Volkan ve Işık kardeş olabilir. Anneleri renk körüdür diyor. Şimdi kesinlikle renk körüdür diyemem ama renk körü olma şansı var. O yüzden hani anneleri şöyle biraz düzelteyim. Kesinlikle renk körüdür diyelim. O zaman yanlış bir ifade yapalım. Berkay'ın kız çocukları sağlıklı olur. Berkay'a bakalım. Şimdi Berkay kız çocuğuna neyi verecek? X kromozomunu, büyük R'yi verecek. Şimdi kız çocuğuna bunu verecek. Yanına küçük R de gelse, büyük R de gelse, yani bu da sağlıklı, bu da sağlıklı. Her şekilde sağlıklı oluyor. O zaman doğru bir ifadedir. Evet, bu soruyu da geçtik. Fenotipi büyük K, L, M olan bir bireyin genotipi araştırılırken hangileriyle kalıtsal çaprazlama yapılmalıdır? Şu kontrol çaprazlaması olacak. Kontrol çaprazlama yapılmalıdır. Şimdi kontrol çaprazlamanın şartı neydi? Genotipi bulabilmek için kendisinin çekiniyle yapılan çaprazlamadır. Şimdi biz KLM fenotipi, yani yanında ne olduğunu bilmiyoruz şunların. Bunu kimle çaprazlama yaparsak genotipini bulabiliriz? Kendisinin çekiniyle. Yani küçük K küçük K, küçük L küçük L, küçük M küçük M ile çaprazlama yaparsak, yani küçük K küçük L küçük M fenotipli bir bireyle çaprazlama yaparsak, bunun kontrol çaprazlamasıyla neyi bulabiliriz? Genotipini bulabilme şansımız var. Sonuca bakıyoruz arkadaşlar. %100 baskın olarak geliyorsa demek ki ne varmış? KLM fenotiplerin hepsi homozigotmuş. Ama %50 baskın, %50 çekinik diyorsa demek ki bizim bireyimiz bu şekilde heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. Evet, geldik yine bir soy ağacı sorusu. Şimdi diyor ki bize otosomal resesif özellikte olan bireyler taralı olarak gösterilmiş. Şimdi buna göre Furkan ve Bilge'nin dünyaya gelecek çocuğunun sağlıklı erkek olma ihtimali nedir diyor. Şimdi otosomal olarak hemen döşeyelim. Şimdi bu aileye baktığımızda buradan ne geliyor arkadaşlar? Şimdi baba küçük A küçük A bütün çocuklarına küçük A'yı verecek. O zaman Bilge bir küçük A'ya bir büyük A'ya sahip, o zaman heterozigot olduğunu Bilge'yi bulduk. Furkan'a gelelim. Şimdi Furkan'ın kardeşi otosomal çekinik bir kardeşi var. Anneleri ve babası büyük A küçük A olmak zorunda. Furkan'ın hemen çaprazlama sonucu büyük A büyük A olma şansı var. Büyük A küçük A büyük A küçük A çaprazlama da şöyle gelir. Ama Furkan otosomal çekinik olmadığına göre Furkan'ın olması gereken genotipler bunlar. Şimdi diyor ki dünyaya gelecek çocuğunun sağlıklı erkek ihtimali nedir diyor. Şimdi büyük A büyük A çarpı Furkan'ı yazdık. Bilge'yi de yazalım. Çaprazlama yaptığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A büyük A büyük A küçük A gelir. Şimdi buradan hemen bizden sağlıklı dediği için ama Furkan'da büyük A büyük A yazdığımız ihtimal 3'te 1 ihtimal. 1 bölü 3'ü yazdım çarpı. Sağlıklı ihtimal hepsi sağlıklı gelir çaprazlamada %100. Çarpı bir de erkek ihtimalini 1 bölü 2 ne gelir buradan? 1 bölü 6 gelir arkadaşlar. Şimdi diğer büyük A küçük A ihtimalini de çarpalım. Furkan'ı büyük A küçük A yazdık. Bilge'yi de büyük A küçük A yazdık. Çaprazlama sonucu büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A yazdık. Şimdi ben Furkan'da büyük A küçük A'yı yazdım ama olasılık kaçtı? Bunun büyük A küçük A olma ihtimali 3'te 2. 2 bölü 3 olduğu halde bu çaprazlamayı yaptım. Çarpı sağlıklı ihtimal 3 bölü 4. Çarpı erkek ihtimali 1 bölü 2. O zaman şunları götürünce sonuç ne geliyor arkadaşlar? 1 bölü 4 geliyor. 1 bölü 6 artı 1 bölü 4. Bir saniye. Şu erkek ihtimalini eklemeden şöyle yapalım. Ondan sonra erkeği sonra ekleyelim. Şuradan 1 bölü 3 bulalım. Şuradan da 1 bölü 2 bulalım.
iki ayrı zamanda olasılık olduğu için 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'yi topladık. Ne gelir? 5 bölü 6 gelir. Erkeği de burada eklersek daha kolay olur. Çarpı erkek veya kız olma ihtimali çarpı 1 bölü 2. O zaman ne gelir arkadaşlar? 5 bölü 12 cevapla Furkan ve Bilge'nin dünyaya gelecek sağlıklı erkek çocukların ihtimali 5 bölü 12 gelir. Buradan yapmanız gereken şu: çaprazlama sonucu Furkan'ın önce büyük A büyük A'yı aldık, Bilge ile çaprazladık. Büyük A büyük A gelme ihtimali, yani buradaki aldığımız ihtimal 1 bölü 3. Hepsi çaprazlama sonucu büyük A geldiği için 1 bölü 3. Sonra Furkan'ın büyük A küçük A'sını aldık, 2 bölü 3 ihtimalle geliyor. 3 bölü 4 ihtimalle çaprazlama sonucu da baskın geliyor. Buradan 1 bölü 2. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi topladık. Çarpı bir de erkek ihtimalini yazdık. 5 bölü 12 olarak buluruz. Sonucumuz da böyledir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük çalışmamız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese başarılar. Kolay gelsin.